Merhaba arkadaşlar. Geçtiğimiz ders nerelisin, nişi, nagoren konusunu işlemiştik. Şimdi o dersimizle ilgili sorularımıza başlıyoruz. Bakalım sorularımıza birlikte. İlk sorumuz nişi, nagoren, nerelisin? Yanındaki cevap nedir arkadaşlar? Tuarçi, Türk. Hemen bakalım. Cevap olarak ne denir? Nişi, nagoren. Bakıyoruz. Woshi, Rıbınrın. Ben Japonum. Oysa ki bize verilen cevap arkadaşlar Rıbın değil, Tuarçi. Dolayısıyla A şıkkı değil. B şıkkına bakalım. Wojiao Meylan. Benim adım Meylan. Oysa ki bize yukarıda Mijia Şınma Mingzi şeklinde sorulmuyor. Dolayısıyla B şıkkı da değil. C şıkkına bakıyoruz. Şeşeni. Woye Hınhao. Teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Böyle bir soru da sorulmuyor. D şıkkına bakıyoruz. Woshi Tuarçiren. Ben Türk'üm. Nişi Nagoren diyen bir insan arkadaşlar ne deriz? Woshi Tuarçiren şeklinde yanıtı veririz. İkinci örneğe geçelim. Yine karşılıklı bir diyalog söz konusu. Bakalım. Nişi Jongoren ma Bushi Woshi Şınma Şınma şeklinde boşluk getirilmiş. Yanında ne diyor arkadaşlar? Rıbın. Japonya. Bakalım. Laoshi Nişi Jongoren ma Boşu, boşu lavşı. Bize yukarıda gördüğünüz gibi arkadaşlar Jongoren derken Çinli misin şeklinde soruluyor. Dolayısıyla lavşı kalıbı alakasız olur, olmaz. B şıkkına bakalım. Liu Shuesheng, yabancı öğrenci. Yine bize yukarıda Nişi Liu Shuesheng ma şeklinde sorulmadığı için B şıkkını da eliyoruz. D şıkkına bakalım. Fei Chang Hao. Çok iyi, oldukça iyi. Boşu, boşu Fei Chang Hao. Böyle bir cevap zaten alakasız olur. C şıkkına bakıyoruz. Rıbınrın, nişi, Jongoren ma. Bakalım, Boşu, Woshi, Rıbınrın şeklinde cevabımızı verebiliriz. Üçüncü örneğimize göz atalım. Yine ikili bir diyalog söz konusu arkadaşlar. Nişi, Meygoren ma. Sen Amerikalı mısın? Cevap nedir? Boşu. Hayır değilim. Devam ediyor. Nişi, Nagoren. Amerikalı değilsen o zaman nerelisin? Bakalım, Woshi. Şınma şınma. Cevap nedir arkadaşlar? Fago, Fransa. Bakalım cevaplarımıza. Woshi, Cihanadar'ın. Cihanadar neresiydi? Kanada. Cevabımız değil. B şıkkına bakıyoruz. Woshi, Fago. Ben Fransa'ya gittim. Oysa ki bize buradan Fransa'ya gidip gitmediğimizi sormuyor. Dolayısıyla B şıkkı da değil. C şıkkına bakalım. Woshi, Laoshi. Bize burada ne yapıyor arkadaşlar? Nagoren şeklinde sorduğu için kendi öğretmen olup olmadığımızı ya da öğrenci olduğumuzu söylememize gerek yok. Dolayısıyla C şıkkı da değil. D şıkkına bakıyoruz. Woshi Fagoren. Tekrar okuyalım. Nişi Meygoren ma Boşu Nişi Nagoren Woshi Fagoren şeklinde cevap verebiliriz arkadaşlar. Dördüncü örnek. Woshi Meygo Liu Shuesheng Nina. Ben Amerikalı yabancı öğrenciyim. Peki ya sen? Cevap veriyor. Woshi. Şınma şınma. Cevabımız nedir arkadaşlar? Rıbın. Okuyalım hemen örneklerimizi. A şıkkı. Waigoren. Woshi Waigoren. Oysa ki bize burada Japonya'yı istiyor. Devam edelim. C şıkkı. Rıbın. Liu Shuesheng. Belki. D şıkkına bakalım. Shue Ryu. Japonca öğreniyorum. Yine bize burada ne öğrendiğimizi sormuyor. Ni, şue, şi, şınma demiyor. Dolayısıyla D şıkkı kesinlikle değil. Ne kaldı arkadaşlar? B şıkkı ve C şıkkı kaldı. İkisi de olur. Şöyle ki Woshi Meigol Yu Shuesheng Nina. C şıkkı daha yatkın arkadaşlar. Çünkü Woshi Rıbın Liu Shuesheng. Gördüğünüz gibi bize yukarıda özellikle Liu Shuesheng. Ben yabancı öğrenciyim şeklinde söylemiş. Yine Japonyalı bir öğrenci de arkadaşlar eğer kendi memleketinde değilse ne der? Woshi Rıbın Liu Shuesheng. Ama eğer Japonya'daysa arkadaşlar ne der? Woshi Rıbınrın şeklinde söyler. Dolayısıyla iki cevap daha yatkın ama C cevabı bu sorunun doğru cevabı arkadaşlar. Burada bir tanıştırma, tanıtma görüyoruz. Öğrenmiştik. Wolai Jie Shao şeklinde başlıyordu. Böyle tanıştırayım şeklinde. Hemen okuyalım. Wolai Jie Shao Yixia. Tanıştırayım. Woshing Şınma şınma. Kendi soyadımızı söylüyoruz. Yine kendi soyadımı yazayım. Wo Xing Mei. Devam edelim. Jiao. Bu sefer ismimizi tamamını söylüyoruz arkadaşlar. Jiao Meilan. Şu Huanan Shi Fan Da Shu'ye de nokta nokta. Huanan Shi Fan Da Shu'nin neyi olabiliriz arkadaşlar? Shui Sheng öğrencisi ya da bir diğer varyasyon öğretmeni Lao Shi şeklinde. Devam edelim. Ni Şınma Şınma Mingzi. Ben kendimi tanıttım ve karşıdakine ismini soruyorum. Nasıl söyleriz arkadaşlar? Ni Jiao şeklinde söyleriz. Hemen yazalım. Ni. Gördüğünüz gibi Jiao. Doğru cevap. Şınma Mingzi. Şınmayı unutmuyoruz. Şınma Mingzi. Şimdi baştan bir okuyalım. Olay Ji Xiao Yişer. Wo Xing Mei. Jiao Meilan. Shi Huanan Shi Fan Da Shu'de Lao Shi. Ni Jiao Şınma Mingzi şeklinde kalıbımızı tamamlıyoruz arkadaşlar. 6. örneğe geçelim. Evet, bakıyoruz. Yine burada da bir tanıştırma söz konusu az önceki gibi. Devam edelim. A şahsı ve B şahsı var. Bakalım. Volay Ji Xiao Yişer. Ta Jiao Şınma Şınma. Yine devam ediyor arkadaşlar. Ta Jiao Şınma Şınma. Gördüğünüz gibi burada iki kişiyi tanıştırıyor. Birincisi erkek, ikincisi bayan. Demek ki iki kişiyi tanıştırırken de onun adı örneğin Ahmet'tir. Onun adı Ayşe'dir şeklinde söyleyebiliriz. Ne deriz buraya? Volay Ji Xiao Yişer. Ta Jiao Ali. Ta Jiao Ayşe şeklinde söyleyebiliriz. Karşıdaki ne diyor hemen bakalım. Nokta nokta Ni Hın Gao Xing. Tanıştığımız arkadaşlar memnun oldum derken nasıl söylüyorduk? Ren Shi Ni Hın Gao Xing. Yazalım tahtaya. Ren Shi Ni Hın Gao Xing şeklinde söylüyoruz. 7. örneğimize geçelim. Bakıyoruz arkadaşlar yine. Yine A ve B şahsının diyaloğu söz konusu gördüğünüz gibi. A şahsı ne diyor bakalım? Ni shi, şınma şınma, go renma.